Ali, nereye gidiyoruz? Bodrum'a gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Çekime gidiyoruz her zamanki gibi. Çekime Bodrum'a gidiyoruz. Yine bir El dergisi çekimi gerçekleşecek. Ekip ikiye bölündü. Kimisi karadan, kimisi havadan. Biz havadan olan kısmındayız. Koray arabasıyla gidecek. Ve ben yine ekipman olarak hiçbir şey götürmüyorum. Sadece reflektör vardı. Onu da Koray'ın arabasına attım. Yani ufak bir sırt çantasıyla tatile gider gibi aslında gidiyorum. Bu benim için çok rahat bir şey ama yani hafiften tırsmaya başlamadım da değil. Asistanın bir anlam ve önemi kalmamaya başladı sanki. Sağ ol. Efendim yine bekleriz. Şoför olarak alacağım seni. Umarım hizmetinden memnun kalmışsınız. Çok kaldık. Tekrar bir ihtiyacın olsa ben buradayım. Sen şimdi direkt dönüyor musun İstanbul? Ben şimdi garaja sizi bekleyeceğim. Tamam. Bir isteğiniz olduğu zaman hemen tekrar geri geleceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Sabah yok. Sabah sadece gelebiliriz 9'a kadar dediler. Sonra ışığı kötü oluyor 9'da. Ben zaten yetişemeyebiliriz 9'a dedim. 6'dan sonra olur dedi. Kime göre kötüymüş? Adama göre. Önemli değil. Ben yetişemediğimiz için sallamadım zaten. Ama şimdi yetişme ihtimalimiz var tabii. Herkesin havuzuna bakıyoruz da ışık vesaire falan. Erdem havuzu güzel, bizim burada. Bence en iyisi bizimki. Tutuyorlar gerçekten. Gir yavrum, gir. Harika. Şöyle diyor. Bence büyük havuzdansa bunlar daha... Bir susun, ben konuşacağım. Kızın vücudu falan çok iyi. Ama ben biraz böyle şeyde çekeceğim. Kızı daha koyuda bırakacağım. Senin highlightlarınla fotoğrafı aydınlatacağım. Anladım. Yani şimdi mesela güneş buradan geliyor ya. Böyle nasıl çekeceğim. O? Buradan çekeceğim. Halinde burası daha koyuda kalacak. Ters köşe koyu olacak. Evet. Normalde biz klasik. Evet. Bu buradan anladım. Yapmayacağım. Buradan çekeceğim. Belki bir şeyle sun bounce'un içinde senin highlight'ları doldurdu. Yani kız aslında karanlığın içinde yani silüette gizemli duracak. Evet. O yüzden daha grafik çekebilir. Tamam, o zaman highlight'ları çok arttırmayayım. Sen bir tane çektikten sonra highlight yapma, çok kısa bir şey. Ama bütün vücudum. Yaptım, krem hazırladım herhalde. Ha, okay, tamam. Benim bütün tamam, uğraştım. Ama öyle çekeceğim. Tamam. Yani belki yüzü çok şeyse şey bile, fondöten falan zaten yapılmış. Renklemiyorum. Bence de aynen. Hiç girmeyeceğim. Hiç gerek yok. O Giedon'un en son çalışmada güzeldi bence, şu an daha iyi. Erkan, bir şey daha söyleyeceğim. Acaba senin odada mı yapsak make-up'ı? Olur. Hazırlayayım ben odayı yarına. Yani bence öyle yapalım. Hadi sen de make-up gelir misin buraya? Gelin, gelin. Ne olacak ya? Senin zaten malzemen çok az. Çünkü senin saçın texture'lı ıslak mı? Lan yine gibi. Yırttın ha. Onu senin odanda mı yapılacaktı? Ne? Yok. Benim odam sabah hazır olmaz. Şey, bu arada çok erken başlıyoruz arkadaşlar. 8'de basmak istiyor. Yani 6.30'da kızı buraya almam lazım. Şey yapacağım. Tamam. 8 yani 8'de çekerim 10.30'a kadar. Sonra 10. Ben aynı şeyi düşünmüştüm. Sabah sonra böyle 5.30 5 gibi başlarız.
Buna göre bana herkes de, şey versin, süre versin ne kadar süre ihtiyacı olur. Benden istediğim o ıslak olur. Çok dik güneş, dik olduğu için de şey. Aynı anda da girebiliriz bazı şeylerde. Sen ne kadar süre istersin ona göre. Sen ne kadar istersen o yarım saat sürer benim şimdi de. Valla yapacağımız şey çok az gibi gözüküyor zaten, öyle bir göz makyajı. Highlight var bizim işte. Gözünde belki birazcık bir tık bronz. Şu kısmında ama. Senin yukarıya doğru sevmediğini hatırlıyorum çok net. Yani onu yapabiliriz bu. Çünkü şu alt tarafları biraz bombeli onu. Yani o kadar yaparız. Arttırmamız gerekirse arttırırız. Tamam. Siz akşam fitting yapacaksanız sizin işiniz de çok kısa sürer sabahleyin. O yüzden aslında 6.30'da ben kızı buraya alsam okey. Tamamdır. Ve bunu kıza şanslı kişi söyleyecek olur. Söyledim ben. Tamam. Hatta bir daha arayalım da şimdi yanlış bilgi vermesin eğer konuşursa. Videomu çekiyorsun. Her zaman. Are you stressed? I'm having a lovely time. Rahat tutarsan sen zaten kesinlikle iyi fotoğraf veriyorsun. Seni kasarsan aynen fotoğraf veremiyorsun. Debelenip debelenip veriyorsun. Sen uğraşıyorsun. O zaman onu onun için öncesinde bizi kasıyor. Kastın mı lan size? Beni hiçbir zaman kasmadım ki. Ha belki kasmışımdır ama bu sefer kastın mı hiç? Burada seninle birlikte otelde dolaşan arkadaşlara da sormak istedim. Beni mi demek istedin? Kastın mı seni ya? Yok. Ha ciddi söylüyorum. Hayır. Dürüstçe söyle. Ya bir ilk şey oldu. Ne oldu? Kırarım. Sene 1992, Hürriyet Kelebek'te bir haber. Türkiye'nin ilk dövmecisi bilmem kim. Bir baktık Ankara'da, Almanya'dan gelmiş, Ankara'da dövme yapıyor. Ulan ne yapayım? Ya da 91'de olabilir, tam hatırlamıyorum, sadece şunu biliyorum. Depeche Mode'un Violator albümünün çıktığı sene. Gittim onun CD'sini aldım. Onda bir tane gül vardır. Evet, bilemem. Çok güzel. Tamam dedim, bunu yaptıracağım. Atladık gittik. Herif bana göt lalesi yaptı. Ve yıllarca sırtımda dünyanın en kaba çizimiyle yaşadım. O yüzden böyle 5 yazımı falan şeyle geçirdim. Tişörtle geçirdim utancımdan. Sonra üzerine işte bununla kapattırdım. Ama o da yani çok şahane sayılmaz. Saçma sapan bir şekil. Kaç yılı? İşte bende burada de böyle. Burada 95. Benim de dövmelerim işte 95'te. Buna yeni bir tasarım yapalım. Çok çirkin başladı. Yeni tasarım yapılamaz ama. Silip üzerine. Yani böyle bir şey falan yapmak. Yaşırmam hayatım. Türkiye'den sonra. Tamam. Amerika. Birleşik Arap Emirlikleri. Niye? Sence? Mayo.
Olabilir mi? Amerika diyorsun. Mayo giyince. Ne bileyim. Hani en son açık yorulmadım. Üşüdüm suya girince. Niye üşüdüm? Zayıfsın. Zayıf mı? Evet. Çok zayıf. Peki biz bu çekimde ne öğrendik teknik olarak Gözde? Teknik olarak çekimde ne öğrendik? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ama şöyle bir şey oldu. Bir moodboard çalıştık. Fakat mekanımıza uymadı. Çünkü mekanı önden görme fırsatımız olmadığı için fotoğraflardan baktık. Onda da ne oldu? Hayal ettiğimiz gibi olmadı. O yüzden akşam oturdum. Yeni bir konsept çalıştım. Bu mekana uygun. Buradan bu çekimden çıkarabileceğimiz tek sonuç ne? Her zaman moodboard'u önceden hazırlamak işe yarıyor. Evet. Ama tabii ki de şeyimiz belli olduğu için kaba konseptimiz. Ona göre mekanı uyarladık. Memnun musun? Çok memnunum. Memnun muyuz? Çok. Selam, bekliyorum. Sabah 6'da kaldırdı. Bekliyorum. Sabah 6'da kalktım. Aynen ya. Aslında arada uyumak iyi geldi. Yani şu arada 2-3 saat uyuyunca güzel oldu tabii. Ama arada uyumasam yoksa gerçi bitmiştik herhalde. Ve 6'da kalktım ama soğuk en nefret sokardım. Ettiğim şey sabah kalkmak. Ama Koray da öyleymiş zaten. Aynen. Sen ilk çekimi kim yaptı? Sen. Evet. Ben 14 yaşındayım. 15. Şimdi sen şey hatırlıyor musun? Ben o kadar iyi hatırlıyorum ki o çekimi. Tutuklanmamızı hatırlıyor musun peki? Hayır. Tutuklandı mı? Siz değil. Beni aldılar, götürdüler. Hani şeye gitti, orada çekim Belgrad yaptık diye mi Belgrad'da? Hayır, orada şöyle bir şey oldu. Jandarma geldi. Kimlik kontrolü yaptı. Shelley vardı saçı yapan. Evet. Siyahi bir arkadaş. Evet, hatırlıyor evet, musun? Evet, evet. Onun şeyini sordular. Çalışma izin var mı dediler. Yok dedi. Onu aldılar götürdüler. Beni de onu kaçak işçi çalıştırmaktan aldılar. Sonra Tamer abinin babası... Bize yansıtılmadı evet. Bu, bilmiyordum. Sonra Tamer abinin babası, eski emekli albay falan, o araya girdi yani de bizi jandarmadan kurtardı. Doğru, hatırlamıyorum. Ama böyle. Güzeldi ya. Evet. Çok eski. Çok eski. 15 yaşındaydım. 15, 16'ya giriyordum. Şimdi kaçsın? 30. Aa, o kadar var mısın? Ben 2 Temmuz 30 oldum, aynen. Ben, sen 14'tün. 2 Temmuz 4 kızı doğum günüm işte. 4. Sen 14, sen ben de 15, 16 falan. Hangi kamera o? Fuji mi? Fuji. Onu çekti videolardan. Sonra kafan geniş çıkıyor. Gel biraz. Evet, bugünkü çekimizi bitirdik. Elon'da beat çektik. Hangi ay olduğunu bilmiyorum ama açıklamaya yazarım. Bir kapanış videosu çekeyim. Çünkü sürekli goy goy yaptık bugün. Nasıldı? Güzeldi. Problemsiz, rahat.
Bu son 2-3 çekimdir zaten ben bayağı rahatım. Yine bir sırt çantasıyla geldik. Hatta bir reflektör vardı, o da Koray'ın arabasıyla getirdik. Gerçi şeyi oturtamadık hala. İş akışını oturtamadık. Evet. Capture One'da çünkü şöyle bir şey oluyor. Hem JPEG hem RAW çekiyorum. Fakat Capture One'a içeri aldığımızda fotoğrafları Capture One sırayla isimlendiriyor. O zaman JPEG'lerle RAW'ların isimleri karışıyor. Ona bir şey bulacağım. O yüzden şimdi sadece klasör klasör attık. Bir orada sen dağılıyorsun değil mi? Evet, bir de şey şu an SD kart sayısım yeterli değil. Ha. O yüzden hani boş kartla gidemiyorum. Aktarıp mutlaka backup almam gerekiyor. Evet, o bir de güvenilir olmuyor. Evet. 3 tane kartımız şimdi var. Bir de bu hızlı SD'lerden almak lazım. Evet. Gerçi yazma evet hızı iyi, bir sıkıntı yaşamıyoruz da aktarırken bizim birazcık daha bizim hızlı kartlara kesin ihtiyacımız var. Aslında genel çekim güzeldi bu aynen. Onun dışında bir de planda video vardı da haberimiz yoktu. Video dahil oldu. O evet, çok biz güzel oldu. Video çekeceğimizi bilmiyorduk. Son dakika golü olmuş. Böyle aslında iyi de oldu. Hatta şöyle yapayım. Videoyu izleyelim mi? Bu da bonus çıkan videomuz. Şey oldu, iki tane kameramız var. Kameralardan birini video kameraya çevirdik. Birini sadece fotoğrafa çevirdik. Yani çevirdik dediğimde aslında tek kamerayla da çekebilirdik ama işte elde iki tane olunca niye iki tane kameramız var? Neden? Yedek oldu. Ha, ben de bir şey söyleyeyim. Evet aynen, biz normalde Canon sette de her zaman backup'lı mutlaka gidiyoruz. Yani orta format çekerken de iki tane Phase One'ımız vardı. Aynen. Her zaman iki Canon'umuz var. Çünkü şimdi neredeyiz? Allah'ın dağında, Bodrum'da. Yani kamera bozulsa biz nereden kamera bulacağız? O yüzden her zaman yedek kameranızın olmasında fayda var. Başka söylemek istediğim şey var mı? Oğlum katıl videolarını ne zaman yapacaksın? Bu çarşamba çekeceğim işte. Çok bomba videolar yapıyorlar bu sırada, evet, katıla. Biraz yavaş katılın yavaş reklamını yapalım. Şimdi ışıklar üzerine bir tane program var. Onun üzerinde evet eğlenceli bir video aynen yapacak. Güzel olacak. Işık anlatacak. Abone değilseniz abone olun. Şey diyemeyeceğim, biliyorum parayı dert edenleriniz var. Ama güzel içerikler çıkarıyoruz. Aynen, keyifli. Takıma dahil olun. Takıma dahil ol. Evet, bizim çekimimiz burada biter arkadaşlar. Yarın kendime off verdim. O yüzden ekstradan bir uzatacağım. O yüzden bu haftanın videosu gecikecek. Gerçi siz bu videoyu çok daha sonra göreceksiniz. Araya başka bir video koyma planım var. İnşallah onu yapıp onu size sunacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.